milletvekillerimiz, İYİ Parti grup toplantısını açıyorum. Salonumuzu şereflendiren Sayın Genel Başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Günaydın, buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün grup toplantımızda Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı, Genel Başkanı, İl Dernek Başkanı yani ve yöneticilerini misafir ediyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Grubumuzu şereflendirdiniz, sağ olun. Kanunun gerektirdiği prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaklaşık 3 milyon insanımız yaş nedeniyle emekli olamıyor. Yaklaşık 1.8 milyon insanımız da önümüzdeki dönemde maalesef emeklilikte yaşa takılacak. Yani bugün yaklaşık 4.8 milyon halen çalışan veya geçmişte çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. Ailelerini de kattığımızda 20 milyon insanımız mağdur. Ortada böyle büyük bir mağduriyet olmasına rağmen iktidar bu insanlarımıza emekli olamazsın, gençsin diyor. Özel sektör ise çalışamazsın, yaşlısın diyor. 8 bin gün, 9 bin gün, 10 bin gün prim ödemiş insanlarımıza, çalışanlarımıza sen emekli olamazsın demek haksızlıktır. Düpedüz zulümdür. Bu kadar basit. Biz İYİ Parti olarak kurulduğumuz ilk günden beri EYT'li kardeşlerimizin yanındayız. Bu kardeşlerimiz primlerini ödemişler. Dolayısıyla alacakları emekli maaşını hak etmişler. Uyguladığınız yalan yanlış politikalar ve iş bilmezliğiniz yüzünden ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının bedelini bu insanlarımıza ödetemezsiniz muhteremler. Kimse merak etmesin. İYİ Parti iktidarında bu mağduriyeti gidereceğiz. Hesabını, kitabını yaptık. Devletin bu konuda katlanacağı maliyeti de hesapladık. Yapacağımız EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil, haktır. EYT grubunda yer alan prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek. Diğer emekliler gibi sağlık imkanlarına tam olarak erişebilecekler. Ayrıca herhangi bir başvuru dönemi de öngörmüyoruz. Yani EYT'liler istedikleri zaman müracaat edip düzenlemeden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim gün sayısını doldurarak EYT'li olacak 1.8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca
Bu düzenlemeden yararlanacak kardeşlerimiz istedikleri zaman yeniden iş gücü piyasasına dönebilecek. Meclis Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta kardeşim ve ekibi bu mağduriyeti gidermek için EYT'li kardeşlerimizle yakın bir biçimde çalıştı. Yani bu çalışma beraber yapıldı. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle İYİ Parti iktidarında el ele verip EYT sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün aramızda 782 gündür kayıp olan Gülistan Doku kızımızın ailesi var. Keşke keşke sizi çok daha iyi şartlarda ağırlayabilseydik. Evet. Keşke sizi bugün burada Gülistan'la birlikte ağırlayabilseydik. Buyurun oturun. Ama olamadı. Maalesef Gülistan 2 yıldan uzun bir süredir kayıp. Şayet genç bir üniversiteli kadın 2 yıldır kayıpsa bu memlekette kadınlar güvende diyemeyiz. Kadın cinayetlerinin önüne geçemeyiz. Kadına yönelik şiddete dur diyemeyiz. Ve şayet kadınları koruyamazsak hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız. Bu vesileyle buradan çiçeği burnunda Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'nı göreve çağırmak istiyorum. Ayrıca İYİ Parti olarak biz de meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gereken her türlü katkıyı vereceğiz. Gülistan kızımızın değerli ailesi, toplantımıza şeref verdiniz. İYİ Parti olarak acınız acımızdır. Kadınların iyiliği kurulduğumuz ilk günden bu yana bizim için siyasetin gündelik tartışmalarının üzerindedir. Gülistanlar kaybolmasın, Cerenler yaşasın ve aileler bir daha böyle acılarla karşılaşmasın diye üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Aziz milletim, eskiden Sayın Erdoğan'ın söyledikleri birbiriyle aylık ya da yıllık bazda çelişirdi. Ama gelinen noktada artık bu arkadaşımız haftalık bazda bile kendisiyle çelişir oldu. Artık her hafta bir önceki hafta söylediğini unutup farklı bir şey söylüyor. Sandık sıkıştırmaya başlamış, panik büyük. Mesela geçen hafta zamların gerçekliğiyle ilgili muhalefetin yaygara yaptığını, her şeyin olağanüstü iyi olduğunu söylerken bu hafta çıkıp ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettik, külfeti de hep birlikte sırtlayacağız dedi. Haliyle ben de şimdi sormak istiyorum. Madem geçen hafta her şey yolundaydı, madem biz yaygara yapıyorduk, o zaman bu haftaki külfet nereden çıktı muhterem? Ayrıca ülkenin kazancından hep beraber istifade ettik diyorsun da sen yandaşlarının gönlü olsun diye milletimizin vergilerini çarçur ederken bu ülkede anneler çocuklarına mama alamaz hale geldiler. Sen sarayda sefa sürerken bu ülkede gençler tatile gitmenin hayalini bile kuramaz haldeler. Sen danışmanlarına 5, 10, 11 maaş bağlarken bu ülkede öğretmenler atanıp tek maaşa bile kavuşamıyorlar. Sen bu millete sabırdan, fedakarlıktan ve külfeti sırtlamaktan bahsedecek en son kişisin. Akıl dışı, akıl dışı, plansız ve beceriksiz yönetim anlayışınla
ülkemizin kaynaklarını har vurup harman savurdun. Milletimizin cebinden aldığını yandaşının cebine koydun. Şimdi de çıkmış ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorsun. Çok beklersin, çok. Şayet istediğin tüm günahlara rağmen bu milletin seni bir kez daha yılgın bir hoşgörüyle benimseyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bu büyük millet artık her şeyin farkında. AK Parti iktidarı artık yok. Bu artık bir zaman meselesi. Göstermelik tedbirlerinizle bu milleti daha fazla oyalayamazsınız. Kepçeyle aldıklarınızı kaşıkla vererek bu milleti daha fazla kandıramazsınız. Hamasi masallar anlatarak ilk sandıkta gelecek o kaçınılmaz sondan daha fazla kaçamazsınız. Bunu böylece bilesin. Aziz milletim, 20 Ocak 2020'den beri il il, ilçe ilçe sürdürdüğümüz ziyaretlerimizde birinci Türkiye turumuzu tamamlamak üzereyiz. Allah nasip ederse en yakın zamanda da ikinci turumuza çıkacağız. Ziyaretlerimde nelerle karşılaştım biliyor musunuz? Kazancı kirasını bile karşılamayan esnaflarla karşılaştım. Tencere kaynatmakta zorlanan annelerle, kadınlarla karşılaştım. Çocuğuna çikolata bile alamayan babalarla karşılaştım. Yaşından büyük dertlerin sahibi çocuklarla karşılaştım. Sınavdan 98 puan almasına rağmen 58 puanlı rakibine elenen AK Partili dayısı olmadığı için ortada bırakılan gençlerle karşılaştım. Büyüyen ama büyütemeyen, okuyan ama okutamayan, girdiği sınavları kazanan ama bir türlü atanamayan yılgın, umutsuz öğretmenlerle karşılaştım. Üretebilmek için borca giren ama borcunu ödeyemediği için tarlasını satmak zorunda kalan çiftçilerle, köylülerle karşılaştım. Girdiğim dükkanlarda, gezdiğim sokaklarda, her sosyal çevreden, her yaş grubundan, her görüşten insanımızla karşılaştım. Bunca yıllık deneyimime rağmen milletimizin ferasetinden, milletimizin irfanından çok şey öğrendim. Bu iki yıl boyunca karşılaştığım hikayeleri, dinlediğim dertleri ve bunlar için ürettiğimiz çözümleri de her hafta bu kürsüden sizlerle ve milletimizle paylaştım. Paylaşmaya da ısrarla devam edeceğim. Milletimizin yaşadıklarını görmeyenlere, sesini duymayanlara, dertlerini, taleplerini umursamayanlara inat, milletimizin gerçeklerini tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz, pazartesi günü Mersin'deydim. Esnaf ziyaretlerine başlamadan önce Erdemli'de bulunan bir narenciye fabrikasını ziyaret ettik. Fabrikadaki çoğu kadın olan işçi kardeşlerimizle dertleştik. Hepsi de gencecikti. Aralarından 24 yaşında bir genç kızımız, nerelisin diye sordum. Kocaeli gibi Mersin'de göç alan bir şehir olduğu için Cizre'ye bağlı bir köyde doğmuş, ailesiyle birlikte Erdemli'ye taşınmışlar. Hani Anadolu'da güzel bir söz vardır. Doğduğun yer değil, doyduğun yer memleketindir derler. Ben de bu kızımızı dinlerken tam olarak böyle söyledim kendisine. Bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Abla, hiçbir yerde doyamadık dedi. Cevabın ağırlığına, durumun vehametine bakar mısınız? 24 yaşındaki bir genç kızımızı bu duruma düşürenler utansın. Yazıktır, günahtır. Akdeniz'de uğradığımız kuyumcu bir kardeşim dedi ki, altını geçtik. İnsanlar artık gümüşlerini satmaya başladılar. Yastık altında altın kalmadı, gümüşe geçtiler, gümüş bozduruyorlar. Kelimeler kendisinindir. İçinde düzeltme falan yok. Aynıyla böyle söyledi. Hani Sayın Erdoğan ve ekonomi ekibi beceriksizliklerini toparlamak için son çareyi yine milletimizin cebine göz dikmekte, yastık altındaki altınlara el uzatmakta bulmuştu ya, işte size milletimizin durumu.
Erdemli'de tantuni dükkanı işleten bir esnaf kardeşim diyor ki, vergi ve zamlarla boğuşuyoruz. Elektrik 650 lira geliyordu, 1325 lira geldi. Akdeniz'de giyim mağazası olan bir kardeşim, sabahtan beri 50 lira satış yaptım, 4850 lira elektrik parası geldi dedi. Dükkanım kira, kiraya çalışıyoruz ama kirayı da çıkaramıyoruz diyor. Tarsus'ta telefoncu bir kardeşimse, yani telefon ve telefon aksesuarları satan bir dükkanda, sabahtan beri siftah etmediğini söyledi. Dükkan kira, sandıkta gereken cevabı vereceğiz diyor. Tarsus'ta çiğ köfte dükkanında çalışan bir kardeşim, eskiden 40-45 kilo çiğ köfte satıyorduk, artık 25 kilo satıyoruz. Asgari ücretin biraz üstüne çalışıyoruz. 3 çocuğum var. Tek umudumuz seçimin gelmesi, başka çare yok. Hiçbir şeye yetişemiyoruz diyor. Akdenizli bir vatandaşımız diyor ki, 2 kız çocuğum var. Cebime giren 3500 lira. Babam emekli, bana yardım ediyor. Çocuğun mamasına, sütüne zor yetişiyorum diyor. Çok genç bir arkadaştı bu. Yani yaşı gençmiş ama görüntüsü çok yaşlıydı. Yıpranmış, inanılmaz bir yüz ifadesi vardı. Çökmüş bir genç erkekten, yaşlı görünen bir genç erkekten bahsediyorum. Erdemli'den bir çiftçi kardeşim. Ağzında diş yoktu. 100 kilo limon satıp bir çuval gübre alabiliyorum. 10 kilo limon satıp bir litre mazot alabiliyorum diyor. İşte size Mersin gibi memleketimizin zengin illerinden birinde milletimize reva görülen tablo. Hatta Erdemli'de bu tabloyu çok net anlatan bir kardeşimle karşılaştım. Dedi ki, şöyle yaptı, zam yaptı dedi. Kastettiği malum şahıs. Zam yaptı, elini şöyle yaptı, koydu cebimize. Ama dedi cepte de bir iki bir şeycikler vardı dedi. Elini uzattı, o zamla beraber o ceptekilerini de aldı götürdü dedi. Milletimizin feraseti. İşte öyle bir durum. Evet, işte tam olarak böyle bir durum. Yazıklar olsun sizlere. Aziz milletim, milletimize sırtını dönen cumhuriyetimizin tüm birikimlerini de yok saymayı seçen AK Parti iktidarının son dönemdeki fobisi de sanat oldu. Bu durum artık bir saplantı haline geldi. Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür diyen o büyük vizyondan, sanatçılarımızı her fırsatta yargılayan, hedef gösteren ve tehdit eden bir vizyonsuzluğa geçtik. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Tarkan bir şarkı çıkardı. Yaşadığımız bu kötü günlerin geride kalacağını söyleyen umut var bir şarkı. Ama nedense bu şarkı bazılarına çok ağır geldi. Bu öyle bir garip zihniyet ki, bu kötü günler geride kalacak diye şarkı söylenmesine bile tahammülleri yok. Şarkıda küfür yok, hakaret yok, umut var. Ama bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var. Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz? Mesela kendilerini eleştirmek yerine kuzu kuzu oturanlara alerjileri yok. Mesela havuz medyasındaki dilli düdüklere alerjileri yok. Mesela ihaleleri hüp diye götüren acayip müteahhitlere alerjileri yok. Aslında Tarkan geçecek diye şarkı yapınca arıza çıkarmaları çok normal. Çünkü bence de geçecek, bitecek. Çünkü hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar. Mesela Türk lirasını pula çevirelim, enflasyonda dünya rekoru kıralım ama sürdüğümüz sefa hiç bitmesin istiyorlar. Mesela her yıl daha fazla vergi toplayalım, milletin adeta ümüğünü sıkalım, topladıklarımızı da yandaşa dağıtalım ama bu eğri düzen hiç bitmesin istiyorlar.
Mesela ne kadar beceriksiz, kifayetsiz varsa 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş bağlayalım. Yeğeni, gelini, kayınçoyu yönetim kurullarına atayıp zengin edelim ve bu utanmazlık hiç bitmesin istiyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye'de herkes sanatını icra etmekte özgürdür. Kimi neşeli müzik yapar, kimi protest müzik yapar. Kimi över, kimi eleştirir. Size ve bizlere düşen, aynı rahmetli Özal gibi, aynı rahmetli Demirel gibi onlara saygı göstermektir. Bu kadar basit. Bu ülkenin sanatçısıyla, bu milletin dinlediği müzikle uğraşacağınıza oturun, kendi işinizi yapın. Bu ülkenin sorunlarını, milletin dertlerini çözmenin peşinde koşun. En azından gider ayak bu millete bir faydanız dokunsun. Çünkü er ya da geç o sandık gelecek. Ağlasanız da, sızlansanız da milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi gidecek. Siz isteseniz de istemeseniz de bu çile bitecek. İyi Parti yetkiyi aldığında milletimize reva gördüğünüz bu kabus elbette geçecek. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti iktidarının sanata gösterdiği bu agresif tavır, iş devletin kurumlarını arpalığa çevirmeye gelince yerini olağanüstü bir hoşgörü ve anlayışa bırakıyor. AK Parti iktidarının peşkeş treninin son durağı PTT. Biliyorsunuz otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'nin satış ve tahsilat yetkisi PTT'ye aittir. Ama PTT belli bir ücret karşılığında bankalara da HGS satış yetkisi verebilir. Buraya kadar bir sorun yok. Yalnız bir de PTT'nin %40 hissesine sahip olduğu PTT-EM isimli bir şirket var. Bu şirketin %60 hissesi Hakan Çevikoğlu adında bir kişiye ait. Yani devletin kurumu PTT bir vatandaşımızın küçük ortağı olmuş. Bu şirket PTTAVM.com internet sitesi üzerinden satış yapıyor. Tüm satış ve tahsilat yetkisi PTT'nin elinde bulunan HGS ne hikmetse bu site üzerinden satılıyor. Hatta HGS yüklemek için PTT'nin resmi internet sitesine girerseniz internet üzerinden PTT müşterileri için yalnızca PTTAVM.com adresinden yükleme yapılmaktadır. Başka bir siteden yükleme yapılmamaktadır şeklinde ilginç bir açıklamayla karşılaşıyorsunuz. Yahu ben okurken zorlanıyorum. Bunları nasıl hareket etti bunlar? İnanılmaz yani. Ayrıca E-Devlet'ten HGS yüklemek için ilgili sekmeleri takip ettiğinizde yine PTTAVM.com sitesine yönlendiriliyorsunuz. Şu olaya bakar mısınız? Vurgunun büyüklüğüne bakar mısınız? EYT'liler için para yok, ilgililer için para var. Atanamayan öğretmenler için para yok, bir kişi için para var. PTT'nin HGS satış ve tahsilat yetkisi, PTT'nin küçük ortak olduğu PTT-EM isimli şirkete devredilmiş. Bankalardan talep edilen yetkilendirme ücretleri de, yani bankaya o hak verildiğinde yetkilendirme ücreti alıyor PTT. Ama bu şirkete devirden herhangi bir ücret yok. Büyük bir hoşgörü gösterilerek, anlayış gösterilerek ücret talep edilmemiş. Yani PTT kendi resmi internet sitesi üzerinden doğrudan HGS satışı yaptığında tahsilatın tamamı kendi kasasında kalacakken bu dahiyane yöntem sayesinde tüm HGS satış gelirlerinin %60'ı PTTEM şirketine hiçbir gerekçe olmadan bırakılmış.
gerçekten ibretlik. Bu konunun takipçisi olacağız. Hem meclis çatısı altında hem de diğer alanlarda bu vurgunun peşini bırakmayacağız. Milletvekili arkadaşlarıma bu konudaki talebimdir. Her dakika, her alanda bu konunun peşinde olacaksınız. Milletimize külfeti sırtlamayı öğütleyenlerin, devletin gelirleriyle eşin, dostun, yandaşın sırtını sıvazlamasına izin vermeyeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dış politika ve onun iletişim dili olan diplomasi, devlet aklı, birikim ve ciddiyet ister. Diplomasi, usta ellerde şekillendirilmesi gereken bir sanattır. Ancak maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde bu sanatın da yok oluşuna şahit oluyoruz. AK Parti iktidarında ülkemizde ne devlet aklı kaldı ne de birikim kaldı. Ciddiyet ise AK Parti'nin lügatında zaten hiç var olmadı. Nerede torpilli eş dost varsa, nerede eski vekil varsa, nerede eski bakan varsa, nerede ayak altından çekilmesi gereken bir siyasi tortu varsa gittiler büyükelçi yaptılar. Cumhuriyetimizin ruhuyla şekillenmiş olan hariciyemizi gittiler AK Parti'nin geri dönüşüm kutusuna çevirdiler. Defalarca uyardık. İç politikada rüzgar yakalamak için dış politikayı kullanmayın dedik. Diplomasiyi kankalık ilişkilerinize göre değil, milli çıkarlarımıza göre yürütün dedik. Kafanıza göre takılmayın, muhalefetle istişare edin. Dışarıya karşı yek vücut duralım ve bu görüntüyü verelim dedik. Ama dinletemedik. Nitekim AK Parti'nin sergilediği dış politika performansına baktığımız zaman akılcılığın yerini bireysel hırsların, milli çıkarlarımızın yerini Sayın Erdoğan'ın gönül bağlarının, istişare ve ortak aklın yerini ben bilirimciliğin aldığını görüyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, uluslararası ilişkilerde caydırıcılık politikası diye bir kavram vardır. Bu kavram devletler arasındaki ilişkilerde verilecek karşılık ve sonuçları konusunda şüphe uyandırarak bir devleti olası tehditkar eylemlerinden vazgeçirme politikasıdır. Yani potansiyel yaptırımlar üzerinden caydırma politikasıdır. Biliyorsunuz Ukrayna'da bir kriz yaşanıyor. Ama Sayın Erdoğan ve ekibinin uluslararası ilişkilerin caydırıcılık politikası gibi en temel prensiplerinden uzak, birbirlerini boşa düşüren açıklama ve davranışları hem NATO hem de Rusya nezdinde Türkiye'yi kırılgan bir noktaya düşürdü. 2008 yılında Osetya ve Abazya'nın Gürcistan'dan koparılması, 2014 senesinde Kırım'ın ilhak edilmesi ve şimdi de Donbas ve Luhansk'ın Ukrayna'dan koparılmak istenmesi Rusya'nın coğrafi olarak genişleme stratejisinin bir sonucudur. Bunun da ülkemize kaçınılmaz olarak yansımaları olacaktır. Biz İYİ Parti olarak her şeyden önce devletlerin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin egemenlik sahasının başka bir egemen devlet tarafından ihlal edilmesine karşıyız. Bu çerçevede saldırıya uğrayan devletin uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını da tanıyoruz. Bu bağlamda Rusya öncelikle işgal ve ilhak ettiği Kırım'dan çekilmelidir. AK Parti, Uygur Türk'ü kardeşlerimiz için takındığı pısırık tavrı, Kırım Türk'ü kardeşlerimiz için de takınıyor olsa da biz İYİ Parti olarak Rusya'nın Kırım Türklerine yönelik baskısına son vermesini, soydaşlarımızın insani ve kültürel haklarına yönelik ihlallerin ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yağarak ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz.
Bu gerilimli ortama rağmen iktidarın Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını olumlu buluyoruz. Ukrayna, Türkiye için savunma sanayisinin gelişiminde kritik rol oynayabilecek bir ülkedir. Bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini destekliyoruz. Biliyoruz ki Rusya'nın NATO'nun genişlemesi ile de bağlantılı olarak kendi güvenliğine dair kaygıları var. Ancak bu kaygıların giderilmesi bir savaş tehdidi üzerinden olamaz. Bu bağlamda da bir yandan Rusya'yı, diğer yandan da NATO müttefiklerimizi bir an önce yapıcı bir gündem üzerinde çalışmaya davet ediyoruz. Bu gündemin Avrupa güvenliğine dair yeni bir şemsiye oluşturmaya yönelik olacağı oldukça açık. Silahsızlanma, silahların denetimi, güven artırıcı önlemler ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak bu müzakerelere ülkemizin en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor. Bunun için de devlet yönetiminde uzmanlığa değer veren, kurumsal mekanizmaları ön plana çıkaran, liyakati ve ciddiyeti esas alan bir yaklaşım kritik öneme sahip. O nedenle her zaman söylediğimiz gibi milletimizin hayatına kara bulut gibi çöken, kurumlarımızın ruhuna zarar veren, ülkemiz için artık bir milli güvenlik sorununa dönüşen bu ucube sistemden acilen kurtulmamız şart. Değerli dava arkadaşlarım, 7'den 77'ye hepimiz AK Parti'nin kendilerinden ve yandaşlarından başka kimseye en ufak faydası olmayan berbat politikalarından nasibimizi fazlasıyla aldık, almaya da devam ediyoruz. Bay Kriz ve arkadaşları, yıkıma tam gaz devam ederken hemen her sektör karşılaştıkları derin sorunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Geçen hafta enerji sektörünü konuşmuştuk. Bugün ise eğer hemen bir çözüm üretilmezse kaybolma riskiyle karşı karşıya kalacak bir başka önemli sektörümüz olan arıcılıktan bahsetmek istiyorum. Üretimde dünya ikincisi olmamıza rağmen ihracatta hala 22. sırada olduğumuz arıcılık sektörü özellikle de çocuklarımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Dünyada bal üretiminde ikinci, kovan sayısında da üçüncü olmamıza rağmen Çin üretiminin %27'sini ihraç ederken biz ancak %5'ini ihraç ediyoruz. Çin kovan başına yaklaşık 49 kilo bal alırken biz yalnızca 11 kilo alabiliyoruz. Ancak hal böyleyken çiftçi düşmanı Tarım Bakanı kaç yıldır o koltukta oturmasına rağmen bu durum neden böyle oldu acaba diye hiç kendisine sormuyor. Son 5 yılda kovan başı bal verimi neden 14 kilodan 11 liraya düşmüş, 11 kiloya düşmüş hiç merak etmiyor. Kovan sayısı artsa da çerçeve sayısı aynı kalacağı için üretimin artmayacağı aklına bile gelmiyor. Hatta Türk tarımını bitirmeyi adeta kendisine misyon seçmiş bu enteresan arkadaşımız, Merkez Birliği seçimlerini kaybedince yaptığı protokolü iptal ederek sektörü birbirine düşürüp sonra da olanları en ön sıradan seyretmeyi tercih etti. Yani arıcılık sektörünün sorunlarına çare üreteceğine, üretime, verimliliğe, rekabete odaklanacağına, her zaman yaptığı gibi problemin bizzat kendisi oldu. Buradan Tarım Zararlısı Bakanı'na seslenmek istiyorum. Siz abuk sabuk demeçler vermeye odaklanırken arıcılık sektörü sorunlarına kulak vermenizi bekliyor. Mesela hani yangını söndürmek için Sayın Erdoğan'dan talimat beklediğiniz ormanlar var ya, işte orada çam balı üretimi yapan arıcılarımızın yanan orman alanlarından mahrum kalmasına nasıl çözüm bulacaksınız? Onu duymak istiyor. Mesela Basra böceğinin yayılım alanı, yanan alanlardan göç yolları ve gezginci arıcıların nerelere gideceğine dair çözümlerinizi öğrenmek istiyor. Mesela arıcıların artan girdi maliyetlerini karşılamak için ne yapmayı düşündüğünüzü merak ediyor. Değerli dava arkadaşlarım, bu arkadaş boyundan büyük siyasi mesajlarla, meşazlarla patronuna şirinlik ederken arıcılıkta kışlatma ve güçlendirme için
ana girdi kalemi olan şeker fiyatları aldı başını gitti. Piyasada bir toz, bir çuval toz şeker 460-470 lira olmuş. Hızla 500 liraya doğru gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kovan başına en az 141 lira maliyet, ek maliyet demek. Peki bu ne demek? Kovan başına 3.3 kilo bal demek. Yani üretici kovandan aldığı 11 kilo balın 3.3 kilosunu şekere verecek demek. Oysa başını sosyal medyadan biraz kaldırsa, saray trollüğüne bir süreliğine ara verse, 40 yılda bir biraz işini yapsa, bu maliyet 78 liraya düşecek, kovan başına 1,5 kilo bal da üreticinin cebinde kalacak. Pek umutlu değilim ama yapıcı muhalefet anlayışımız doğrultusunda ben yine de kısa dönemde ne yapmaları gerektiğini söyleyeceğim. Hep söylüyorum, miri maldır. Alsınlar, kullansınlar. Yeter ki üreticimiz daha fazla zarar görmesin. Yeter ki sektör rahat bir nefes alsın. İlk olarak Türk Şeker'e hemen bir talimat verin. Bölgesel özelliklere göre arıcıların kovan sağlığı ve gelişimi için ihtiyaç duyduğu şeker miktarını belirleyin. O miktarları Türk Şeker'e bildirin. Türk Şeker de size fabrika teslim fiyatı bildirsin. Arıcılar kayıt sistemi üzerinden gidip şekerlerini alsınlar. İster birlikler üzerinden, ister platform üzerinden, isterlerse de doğrudan alabilsinler. Ayrıca yangından mağdur olan çam balı üreticileri için Kuzey Ege bölgesinde Basra böceği yayılımına göre yeni konaklama alanları belirleyin. Mağduriyetlerini dikkate alarak kiralama bedellerini makul miktarlarda tutun. Arıcıları o alanlara güvenli bir şekilde yerleştirin. Konforlarını sağlayın. Aziz milletim, tüm bunların yanında dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu daha var. Ya Türk Şeker olmasaydı, yani ya özel sektör şeker fabrikalarında 460-470 liraya varan 50 kiloluk toz şeker fiyatı Türk Şeker'de 250-260 lira civarında olmasaydı. Çiftçinin cebinden sadece şeker girdisi üzerinden uçup giden 1,5 kilo balın parasını kimler ödeyecekti? Elbette biz ödeyecektik. Yani Sayın Erdoğan'ın aynı gemide olduğumuzu söyleyip kürek mahkumluğuna layık gördüğü vatandaşlar olarak bizler ödeyecektik. Zamanında iktidar uyardık. Şeker fabrikalarını böyle hoyratça özelleştirmeyin dedik. Anlamadılar. Almanya'nın %78'i, Fransa'nın %82'si, Hollanda ve İngiltere'nin ise %100'ünde şeker kooperatifler tarafından üretiliyor dedik. Dinlemediler. ABD'de şeker pancarından şeker üreten fabrikaları devlet özel sektörden satın alıp kanunla kooperatiflere devretti dedik, duymadılar. Şeker fabrikaları sadece tarımsal sanayi değildir dedik. Şeker fabrikaları sadece şeker pancarı ya da şeker de değildir dedik. Şeker pancarı çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan, ailenin tüm fertlerine çalışma ve istihdam imkanı sağlayan, yan ürünlerinin tamamı değerlendirilen, katma değeri arttırıcı bir bitkidir dedik. Bütün tüketicileri, yüz binlerce çiftçiyi, besiciyi, arıcıyı, yem sektörünü, kısacası çoklu alanları ilgilendiren bir konudur dedik. Ama yok, inatla burunlarının dikine gittiler. Üstelik bunları sadece biz de söylemedik. Bütün bölge halkı söyledi. Tokat söyledi. Erzincan söyledi. Erzurum söyledi. Hatta Erzincan'daki üreticiler güçlerini birleştirip burayı özelleştirecekseniz biz alalım dediler. Peki onlar ne yaptı? Sırf bunun önünü kesmek için, paraları yetmesin diye Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını beraber özelleştirdiler. Şimdi iktidardakilere soruyorum. Eserinizle gurur duyuyor musunuz? Özelleştiren şirketleri alan yandaş sermayeniz çiftçilerle yaptıkları sözleşmeye uymazken, şeker fiyatlarını istedikleri gibi belirlerken, şeker pancarını istedikleri fiyattan alıp çiftçiyi iflas noktasına getirirken,
Ortaya çıkardığınız bu enkazdan gurur duyuyor musunuz? Devletin elinde kalan şeker fabrikaları şekeri kilosu 5.3 liradan satarken özelleştirilen şeker fabrikalarının melas ve küspeden kazandıkları paranın yanı sıra şekeri de kilosu 8 liradan satması sizi hiç bir rahatsız etmiyor. Çiftçi itiraz edip özelleştirdiğiniz fabrikalarda haklarını arayınca üzerlerine güvenlik güçleri gönderirken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kımıl zararlısı bile çiftçiye sizin kadar zarar vermedi. Ama siz hala pişkin pişkin laf yetiştiriyorsunuz. Eğer şeker pancarı üreticisine biraz olsun nefes aldırmak istiyorsanız, ton başına 425 lira olarak açıkladığınız pancar taban fiyatını 800 liraya yükseltin. Tarımsal girdiler, yani gübre, mazot, tohum ve ilaç fiyatları geçen yıla göre 2-3 kat artmış durumdayken önümüzdeki sene için koyduğunuz taban fiyatını hemen şimdi uygulayın. Tarım kredi kooperatifleri olarak 14 Şubat'ta büyük bir müjdeyle açıkladığınız %30'luk kimyevi gübre indirimlerine rağmen serbest piyasada fiyatlar tarım kredi fiyatlarının hala altında. Ayıptır, günahtır. Allah aşkına bir işi de doğru düzgün yapın. Allah aşkına çiftçinin, vatandaşın dengesini daha fazla bozmayın. Allah aşkına bari gider ayak biraz olsun milletten yana tercihlerde bulunun. Değerli dava arkadaşlarım, şimdi ben bu gerçekleri anlattım diye Sayın Erdoğan bana çok kızacak. Hatta hemen inkar siyasetine sığınarak yalan diyecek, iftira diyecek, yaygara yapıyor diyecek. Ama ben size kendisini aziz milletimizin sesiyle muhteremi yüzleştireceğim. Biraz cesareti varsa bizi dinlemeye devam etsin. Çünkü şimdi sırada hem Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının hem de havuz medyasının korkulu rüyası olan bölümümüz var. Bu hafta milletin kürsüsünde arıcı bir kardeşimiz konuşacak. Mustafa Yılmaz Bey aramızda. Bugün anlattıklarımız yalan mıymış, yaygaray mıymış? Gelin hep birlikte ondan dinleyelim. Buyurun. Saygıdeğer Genel Başkanım, saygıdeğer aziz Türk milletinin kıymetli vekilleri, saygıdeğer misafirlerimiz, Edirne'den Hakkari'ye aile olan yüce Türk milleti, her şeyden önce hepinize sonsuz sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Genel Başkanımız zaten konunun çoğunluğunu anlattı. Ben de kalanların yani arıcı gözüyle gerisini ifade etmeye çalışacağım. Ben Türkiye'de ilk gezgin arıcı rahmetli Dursun Yılmaz'ın torunuyum. Biz aile olarak 3 kuşaktır arıcılık yapıyoruz. Ülkemizin arıcılığının gelişmesi konusunda birçok alanda katkılarda bulunduk. Mesela rahmetli Bahri Yılmaz, Türkiye Arıcılar Birliği kurucusu benim amcamdır. Yani dedemin tecrübeleri, rahmetli amcamın bize bırakmış olduğu manevi miras bizim için çok kıymetlidir. Ülke arıcılığı dünyada arı varlığı konusunda ikinci sıradayız Türkiye olarak. Bazı seneler bal üretiminde yani ikinci sırada olabiliyoruz, bazı sıralar üçüncü sıraya düşebiliyoruz bal üretiminde, dünya sıralamasında. Bal insanların sağlığı açısından Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi önemli bir gıda maddesi. Yani bizim bal gibi kıymetli malımızla bu ülkenin, yani Allah-u Teala'nın bu coğrafyaya çok büyük bir lütfu olan balın, yani şöyle ifade etmek lazımsa, dünyadaki endemik bal bitkilerinin en zengin olduğu coğrafyadır Anadolu coğrafyası. Mesela Avrupa kıtası bir kıtadır. Ama Anadolu'daki bal bitkisi Avrupa kıtasının, yani endemik bal bitkisi Avrupa kıtasının tam olarak 3 katıdır. Ülkemiz dünya bal arısı varlığı konusunda da dünyada çok önemli bir yer kaplamaktadır. Yani dünya
bal arısı ırklarının %23'ü Türkiye'de, yani Anadolu orijinli arılardan oluşmaktadır. Ve gerekli ıslah ve yani ırk tescili çalışmaları henüz bitmemiştir Türkiye'de. Dünyada ikinci olduğumuz bir sektörde henüz Tarım Bakanlığı'nda kurulmuş olan bir yani başkanlığımız bile yoktur. Yani bizle ilgili bir Tarım Bakanlığı, işte daire başkanlığı mevcut değildir. Bizi tavuk, işte horoz, işte vesaire gibi kanatlı hayvanlarla arıcılıkla aynı kategoride, aynı şeyde. Yok yani şimdi arılarımız sadece bal yapmıyorlar. Yani arılar polenizasyonla mesela fındığın oluşmasına arılar sebep oluyorlar. Fındık, arı olmazsa fındık yani %50 verim kaybı yaşar. Mesela fındık için örnek veriyorum. Çilek olmaz, portakal olmaz, kiraz olmaz, arı olmazsa, armut olmaz, elma olmaz. Birçok sebze, birçok meyve yani çok fazla verim düşümü olur. Polenizasyon olmasa bunu arılar sağlıyorlar, bal arıları sağlıyorlar. Aynı zamanda ülkemiz, bunu da söyledik, arıcılığın gerek ekonomimiz gerekse doğal hayatın devamlılığı için önemli ortadayken ülkemizin bu konuda kamu otoritesinin gerekeni yapması, düzenlemelerin yapılması gereklidir. Koruma tedbirleri bir an önce alınmalıdır. Maalesef bu sorunlarımızın karşılığında koca bir boşluktan ibarettir. Yani karşılığı yoktur. Bizim hükümetimizde ve devletimizde halihazırda bir karşılık bulmamaktadır. Arıcılık mesleğini düzenleyen yasal düzenlemeler yetersizdir. İhtiyacımızı karşılamamaktan çok uzaktır. Aynı şekilde arıcılarımızın mesleki olarak bağlı olduğu Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımızda özgü bir daire başkanlığı yoktur. Sektörümüzün çok büyük problemleri vardır. Bu problemleri biz arıcılar olarak devletimizin yeterli desteği ve yardımı olmaksızın aşmamız mümkün değildir. En büyük derdimiz, problemimiz piyasada satılan, hiç arı görmemiş, arıcılarımızla hiç ilgisi olmayan, tamamen merdiven altı üretimlerden olan NBŞ'den, yani nişasta bazlı şekerlerden ya da glikoz ya da mısır şurubundan üretilen sıvıların piyasada bal adı altında satılmasıdır. Bala benzetilerek satılan, tüketilmesine, satılmasına, bunların piyasada yani yer bulmasına yol verenler, yardım, yataklık yapanlar, belki de ortaklık yapanlar, yani biz değiliz, arıcılar değil yani kesinlikle. Kim olduğunu konusunda da yani Allah da biliyor, milletimiz de biliyor bu ortaklıkları. Şimdi bu konu, yani NBŞ'den kanserojen bir maddedir. Bal yapılması ülkemizde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Tüketimin bir kısmı bunlardan oluştuğu için de arıcımız balını satmakta güçlük çekiyor. Yani NBŞ ile dağlarda yatarak, işte girdi maliyetleri çok yüksek olan balın NBŞ'den yapılan bal olmayan maddelerle mücadele etmesi imkansızdır. Bunları daha çok cümle milletimizin bildiği üç harfli marketler satmaktadır. Yani bu NBŞ'den yapılan balları. Bunların denetimi yok denecek kadar azdır. Ara sıra işte Tarım Bakanlığımız bir takım açıklamalar yapar. İşte şu firmaları biz şey yaptık. İşte bunlar şey yapıyorlar. Dandik bal yapıyorlar, işte dandik sucuk yapıyorlar falan. Onların arasına sıkıştırırlar bir iki firma. O da tabii bunun artılmasını özellikle istiyoruz. Yani denetimlerin mutlaka çok artması gerekiyor. Şimdi mısır şurubuyla ülkemizdeki ağırladığımız turistlerimizin tamamına bal yerine mısır şurubundan yapılma bal yediriyorlar. Yani
turizmle iştigal eden otellerimizin %95'i otel balı diye bir sektör oluşmuş. Bunların toplancıları var. Bunların işte NBŞ sağlayıcıları var. Bunların işte taşıyıcıları var. Tam bir düzen oluşmuş. Yani Türk milleti olarak bizim misafirlerimiz başımızın tacıdır. Buradan Turizm Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Lütfen bu otellerimizin tamamında gerekli önlemleri alın. Gerekli tedbirleri alın. Bu otellerimizdeki misafir ettiğimiz turistlerimize bal adı altında bizim utanarak, yani bunu duyduğumuzda çok utanıyoruz Türkiye yargısı olarak. Dünyanın en kaliteli ballarının yetiştiği bu coğrafyada misafirlerimize bizim bal yerine NBŞ yedirmeyin kardeşim. Arıcımızdan, biz arıcılar olarak ülkemizin bütün bal ihtiyacının tamamını karşılayacak potansiyelimiz var. Bu Türkiye'de arı varlığı dünyada ikinci sıradayız biz. Anadolu'da eşsiz bal coğrafyası. Şimdi bir de destek konusu var. Türkiye arıcılığı, işte bu Türkiye Arı Yetiştirici Merkez Birliğimiz kurulduktan bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz arıcılarımıza kovan başı desteklemeler vermeye başladı. Bu desteklemeler ilk ödenmeye başladığında arıcımıza kovan başı 10 TL idi. Yani karşılığı olarak 8,5 dolar civarına denk geliyordu. Şimdi bu parayı artırdılar güya. Bu destekleme kovan başı 20 liraya yükseldi. Yalnız 20 lira bugün itibarıyla 1,5 dolara tekamül ediyor. Yani verilmiş olan desteğin hiçbir anlamı kalmamıştır harici açısından. Kovan başına verilen destek. Bu nasıl olmalı? Bu desteğin bugünkü, yani piyasa şartlarında 100 liranın üstünde olması lazım kovan başı. Yani enflasyon oranında mutlaka artışının gerçekleştirilmesi lazım. Çiftçimize mazot desteği sağlanılıyor. Aynı şekilde üretimin ana, yani bal üretiminin ana lokomotifi olan gezgin arıcılara mutlaka mazot desteğinin sağlanması lazım. Yoksa sektörümüz elden gidiyor. Bu sene bu mazot fiyatlarıyla arıcıların yaylalara göç etmeleri, yani çok zor. Yani çok az arıcımız arılarını yaylalara götürebilir. Mesela ben örnek vereyim kendimi. Ben şimdi Antalya'da arılarım. Antalya'dan Hakkari'ye gideceğim. Yani bir hesap yaparsak Hakkari'ye araba 17-18 bin lira yakıyor bitir. Bugün ya da 19 lira yakıyor. Yani gün gün değiştiği için bunu kestiremiyoruz. Şimdi kamyoncuya para kazanması lazım. Yani 30-40 bin liraya gittin. 30-40 bin lira harcadın. 30-40 bin lira da döndün. Ne oldu? 100 bin lira. Yani marşa bastın 100 bin lira. Ben nasıl kazanacağım 100 bin lirayı? Yani arıcı olarak. Devletin mutlaka mazot sübvansiyonu yapması lazım arıcı bu sene. Kalite bakımından birinci, üretim potansiyelimiz bakımından dünyada ikinci olduğumuz arıcılık sektörü için Tarım Bakanlığımızın bünyesinde tek enstitümüz var. O enstitü de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'dür. Api Mondia'nın açılışı sırasında bu enstitünün adının Bahri Yılmaz Enstitü olarak değişmesi konusunda Ahmet Eşref Fakıbaba, zamanın Tarım Bakanı, talimat vermişti. Yani rahmetli Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Bahri Yılmaz'ın adının verilmesi konusunda enstitünün adı falan değişmedi. Hala duruyor. Genel müdürünü değiştirdiler. Yani adamı görevden aldılar. Yerine atacak kimseyi bulamadılar. Yani adam yok. Kimse gitmek istemiyor. Niye gitsin? Çünkü Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, yani Tarım Bakanlığı'na bağlı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, ordulu popülist siyasetçilerin, bankamatik memurlarının toplandığı bir alan haline gelmiş. Bu enstitünün mutlaka ama mutlaka behemahal uluslararası yetkinliği ve etkinliğe kavuşturulması lazım. Bal başta olmak üzere polen, propolis, arı sütü gibi ürünlerimizin mutlaka uluslararası geçerliliği olan standartlara kavuşturulması gerekli.
Arıcılarımızın sorunları bundan ibaret değil. Tabii çok uzun ama anlatmak da mümkün değil. Ben de çok zamanınızı almayayım. Sayın İyi Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi kardeşim Murat Bozkurt'a öncelikle. Sonra saygıdeğer Grup Başkan Vekili Musa Derişoğlu'na, bilhassa ki saygıdeğer Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiye bu fırsatı bize verdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Cümleten Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Ama ben kardeşimi dinlerken PTT ile ilgili anlattığımı gördüm. Mümkün değil. Şimdi sizin anlattıklarınızdan anladım ki ben mümkün değil. Onun için bir an evvel seçim gelmeli, bir an evvel İyi Parti iktidar olmalıdır. Aziz milletim, dikkatinizi çekmiştir. Sayın Erdoğan son dönemde sık sık gönül ister ki bizimle projelerle yarışacak bir muhalefet olsun diyor. Alın benden de o kadar. Gönül ister ki karşımızda bizimle kürsü şovlarıyla, hamasetle veya havuz medyası operasyonlarıyla değil de vizyonla, projeyle, liyakatli kadrolarla rekabet edecek bir AK Parti olsun. Ama heyhat, maalesef yok. Aradığımız AK Parti'ye bir türlü ulaşamıyoruz. İnanın, İyi Parti olarak bu durumdan gerçekten çok ama çok muzdaribiz. Gelin size sadece son bir yılda açıkladığımız projeleri tekrar sayayım. İlk olarak devlet ile millet arasında yıkılan köprüleri yeniden kuracak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti inşa edecek, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi ortaya koyduk. Ardından yolsuzluğu ortadan kaldıracak, vergi yükünü azaltacak ve Türkiye'yi blok zinciri teknolojilerinin merkezi durumuna getirecek yepyeni bir ekosistem olan Artagan'ı tanıttık. Sonrasında milyonlarca çocuğumuzun gıda ihtiyacını garanti altına alan, kadınlara iş imkanı, üreticilere iş imkanı, kazanç imkanı sağlayan Rüzgar Gülü projemizin lansmanını yaptık. Tarımda yeni bir atılım sağlayacak Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemizi ortaya koyduk. Eğitim kalitesini artıracak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak iyileştirilmiş eğitim programımızı açıkladık. İyi Kalkınma Kongreleri serimizi başlattık. Bu kongrelerimizin ilk oturumunda eşitlenen Türkiye vizyonumuzu, derin yoksullukla nasıl mücadele edeceğimizi, istihdamı nasıl artıracağımızı anlattık. İkinci oturumda ise istikrarlı Türkiye hedefimizi ortaya koyduk. Üstü örtülen ekonomik sorunları teşhis ettik ve tüm bu sorunları nasıl tedavi edeceğimizi açıkladık. Demokrasiye dönüşün, hukukun üstünlüğünün Türkiye'ye ne kadar büyük bir kaynak girişi sağlayacağını anlattık. Kamudaki israfı engellemek için kamuda sıfır bazlı bütçe çözümümüzü anlattık. Yani özetle neredeyse her ay hesabı kitabı yapılmış somut bir proje ortaya koyduk. Ayrıca hemen hemen her hafta bir sektörün güncel sorunlarına dair kısa ve orta vadede uygulanmak üzere somut çözüm önerilerimizi milletimizin gündemine getirdik. Henüz iktidara gelmedik ama aslında iktidara ne kadar hazır olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Atanamayan öğretmenleri konuştuk. Sadece tenkit, sadece tespit yapmadık. Mülakatta elenen, ayısı dayısı olmadığı için elenen o çocukların derdini konuştuk. Aynı zamanda çözümlerimizi ortaya koyduk. Enerjiyi konuştuk, çözümlerimizi ortaya koyduk. EYT'yi konuştuk, sizle çalıştık. Biliyorsunuz ki çözümlerimiz hazır. Ağlar da harekete geçsin diye bekliyoruz dürte dürte. Sonuç itibariyle bugün arıcıları konuştuk.
Yangın başladığında defalarca o bölgeye gittik. Metin Ergun hatırlayacaktır, o dağ köylerinde arıcıları dinledik, hatırlayın. Özellikle çam balı üreten arıcılarımızla konuştuk. Bugün onunla ilgili çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Şimdi, evet, telefon çeviriyoruz AK Parti, tıt tıt tıt, aranan numaraya ulaşamadınız çıkıyor. Sayın Erdoğan, şimdi ben sana soruyorum. Sizin ne projeniz var? Sarayda bostan korkuluğu gibi oturmak dışında ne projeniz var? Mesela yoksulluğu engellemek için ne gibi projeleriniz var? Gıda fiyatları iki katına çıktı. Elektrik faturaları %125 zamlandı. Benzin iki katına çıktı. Mesela hayat pahalılığını azaltmak için milletin birikimine dadanmak dışında ne projeniz var? Blok zinciri teknolojileri tüm dünyada çığır açıyor. Mesela sizin Türkiye'yi bu alanda öncü yapabilmek için ne hazırlığınız var? Mesela yolsuzluğu önlemek için ne çare ürettiniz? Finansal istikrar için ne çözüm ürettiniz? Kamuda israfı engellemek için ne adım attınız? Fırsat eşitliği için, adalet için ne çözümleriniz var? Kadına şiddeti önlemek için ne yaptınız? Bu soruların hiçbirisine somut bir cevap veremezsin. Çünkü hiçbir şey yapmadınız. Ortaya yandaş beslemek dışında dişe dokunur hiçbir proje koymadınız. Biz elimizdeki hiçbir devlet imkanı olmadan bu kadar çözüm ürettik. Siz ise devletin sağladığı o kadar imkana rağmen tek bir çözüm üretemediniz. Bir de hala utanmadan o koltuklarda oturuyorsunuz. Değerli dava arkadaşlarım, şimdiye kadar AK Parti iktidarını toplumumuzu kutuplaştırıp, düşmanlaştırarak, milletimizin hassasiyetleriyle oynayarak, cumhuriyet değerlerimizle kavga ederek korumaya çalıştı. Ama artık her şey değişti. Çünkü bir şey değişti ve her şey değişti. İYİ Parti Türk siyasetindeki bütün taşları yerinden oynattı. Gözlerinizi kapatın ve düşünün. Şu salonda hepimiz olmasaydık. 81 ilde ilçe teşkilatlarımız bulunmasaydı. Mecliste grubumuz olmasaydı. Ez cümle bu partiyi kurmasaydık. Hep birlikte her türlü acıya, haksızlığa, iftiraya, hakarete maruz kalma pahasında İYİ Parti'yi kurmasaydık. Yandaş ya da muhalif. Televizyon kanallarında bugün 2023'e dair ne konuşulacaktı? Herkes her şeyi tanzim ediyor. Bu tanzimci arkadaşlar ne konuşacaktı İYİ Parti olmasaydı? Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Yani ne demek istiyorum? Bir şey değişti, her şey değişti. Ve lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından lütfen. 25 Ekim'de 25 Ekim'de lütfen oturun. Lütfen oturun. Daha konuşacağız. Arada bir hatırlatmak lazım. 25 Ekim 2017'de sizlere ne söylemiştim? Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Bu insanımız için bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu devletimiz için bir itibar yürüyüşüdür. Bu milletimiz için bir demokrasi yürüyüşüdür. Bu güçlü Türkiye yürüyüşüdür demiştim. Ve işte bugün buradayız. İlk günkü heyecan ve coşkumuzla ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü. Torunumun deyimiyle kocaman bir aile olarak İşte buradayız. Gene Pars'ın deyimiyle
bazıları iğrençlik yapsa bile gene buradayız, milletimizle yan yana, omuz omuza, sırtımızda atamızın mirası. Önümüzde güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefimizle işte bugün buradayız. Vizyonumuzla, projelerimizle, kadrolarımızla. 2018 seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde her televizyon programında bana kadrolarımızı sormuşlardı. Anlattım anlattım, dinletememiştim. Aha da kadrolar burada işte. Kadrolarımızla İYİ Parti bugün burada dimdik ayakta. Yüce Allah'a şükürler olsun ki iktidar artık ufukta göründü. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Güneşli günlere, umutlu yarınlara inanın çok az kaldı. Ülkemizi yönetmek için biz hazırız. Milletimizin sıkıntılarını biz çözeriz. Ve Cenab-ı Hak şahidim olsun ki mutlaka çözeceğiz. Allah birliğimizi daim, yolumuzu açık etsin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.